Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 5. hafta SporToto Toto bülteni tahminlerine hoş geldiniz. Dördüncü hafta sonuçları ayrıntılarına sport Toto ulaşabilirsiniz. Ben bütçemi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek karma tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi yoktur. Olmaması da gayet normaldir ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlataktan bültenimize hemen başlayalım. Ümrani Spor kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ümrani Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Galatasaray ve Antalya Spor 1-0 yenilmiş. Samgur 3-0 yenmişti. Deplasmanda ise Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olmuş. Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmıştı. Trabzonspor ise kendi evinde Kopenhag'la golsü 0-0 berabere kalıp Hatay Spor'u 1-0 yenmişti. Deplasmanda İstanbul Spor'u 2-0 yenmiş. Antalya Spor'u 5-2, Kopenhag'a 2-1 deplasmanda Trabzonspor mağlup olmuştu. Ümraniye Spor'la Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 2. Başakşehir kendi evinde Alanya Spor'u konuk ediyor. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Kayseri Spor'u 2-0 yenmiş. Antwerp'le 1-1 beraber kalmış. Breda Blik'i e 3-0 yenmeyi başarmıştı. Deplasman'da ise Antwerp'e 3-1 yenmiş. Konya Spor'la golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Alanya Spor ise kendi evinde İstanbul Spor'u 1-0 mağlup olmuş. 3-3'lük skorlarla Beşiktaş'ta ve Ankara gücüyle beraber kalmıştı. Deplasmanda ise Sivas Spor'la bir birlik beraberlik almış olup Karagümrük'ü 4-2 mağlup etmişti Alanya Spor. Başakşehir ile Alanya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Sivas Spor kendi evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Malmö'ye 2-0 mağlup olmuş. Alanya Spor'la ve Gaziantep'le bir bir beraber kalmıştı. Deplasmanda ise Adana Demirspor 3-0 mağlup olmuş. Bir diğer mağlubiyette de Avrupa Ligi'de Malmö'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı Sivasspor. Karagümrük form durumuna baktığımızda kendi evinde Ankara Gücü'nü 4-1 yenmiş. Alanyaspor'a 4-2 mağlup olmuş. Deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 kaybetmiş. Sakaryaspor'la 3-3 berabere kalmış. Gaziantep'i 4-1 yenmeyi başarmıştı Karagümrük. Sivasspor'la Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Fenerbahçe kendi evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Avusturya Wien 4-1, Adana Demirspor 4-2 yenmişti. Deplasmanda ise Avusturya Vini 2-0, Kasımpaşa 6-0 yenmiş. Slovaçko ile 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Kayseri Spor'u form durumuna baktığımızda kendi evinde İstanbul Spor'u 1-0, Alanya Spor'u 2-1 yenmiş. Ahmet Spor 2-0 kaybetmiş. Deplasmanda ise Başakşehir'e 2-0, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu Kayseri Spor. Fenerbahçe ile Kayseri Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Giresun Spor kendi evinde Konya Spor'u ağırlıyor. Giresunspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup etmiş olup Adana Demir 3-2, Rize Spor'u 2-1 yenilmiş. Torpede Kutayısı ile Dost karşılaşmasında golsüz berabere kalmıştı Giresunspor. Deplasmanda ise Galatasaray'ı ilk yarısı golsüz bizden karşılaşmada 1-0 Süper Lig'de yenmişti. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Başakşehir golsüz berabere kalmış. Vaduz'a 4-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise İstanbulspor 4-0 yenmiş. Ankaragücü ile 0-0, Vaduz'da 1-1 berabere kalmıştı Konyaspor. Giresunspor'la Konyaspor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Hatayspor kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Hatayspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Gaziantep'e 2-1 mağlup olmuş, deplasmanda ise Trabzonspor'a 1-0, Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olmuş, Adanaspor'la 2-2 berabere kalmış, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni 1-0 yenmişti Hatayspor deplasmanda. Adana Demirspor ise kendi evinde Ümraniyespor'u 1-0, Sivasspor'u 3-0 yenmiş. Deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olup Napoli ile 2-2 beraber kalıp Sporu 3-2 mağlubiyeti uğratmıştır. Deplasmanda Adana Demirspor. Hataysporla Adana Demirspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ankara Gücü kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ankara Gücü'nün form durumuna baktığımızda kendi evinde Konya ile golsüz berabere kalmış. Deplasmanda Karagümrük'e 4-1, Gaziantep'e 1-0 mağlup olmuş. Alanyaspor'la 3-3 beraberlik almış olup Gençler 3-0 deplasmanda dostluk karşılaşmasında Ankara Gücü yenmişti. Beşiktaş ise kendi evinde Karagümrük'ü 4-1, Kayserispor 1-0 yenmiş. Sampdoria ile 1-1 berabere kalıp Alaves'e 2-1 kaybetmişti. Deplasmanda ise Alanyaspor'la Beşiktaş 3-3 berabere kalmıştı. Ankara Gücü ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlam için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kuponunu verebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Youtube'a günü gün attım, silmedim veya kaldırmadım önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazı %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararları araştırıp sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Sorun yaşayanlar Telegram uygulaması üzerinden Instagram adresinden mesaj yoluyla ya da YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşabilirler. Antalya Spor kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Antalya Spor form durumu attığımızda kendi evinde Trabzonspor'u 5-2 yenmiş. Galatasaray 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Gaziantep'e 5-2 mağlup olmuş. Ümrani 1-0 yenip Borussia Dortmund'la 1-1 berabere kalmıştı. Antalya Spor. Kasımpaşa ise kendi evinde Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olmuş. Deplasmanda Giresun 1-0. Başakşehir'e 4-0. Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuş. Altay'ı Süper Lig'de 2000 21 Mayıs 2022'de 4-2'lik skorla Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Antalya Spor'la Kasımpaşa arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Galatasaray kendi evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Galatasaray form durumuna baktığımızda kendi evinde Giresun 1-0 mağlup olmuş. Deplasman'da Ümraniye Spor ve Antalya Spor'u 1 0lık skorlarla, Fiorentina ise 2-1'lik skorla yenmişti. Deplasmanda Salernitalia ise go gollü, karşılıklı gollü 1-1'lik skorla berabere kalmıştı. Gaziantep ise kendi evinde Antalya Spor'u 5-2, Ankara gücü 1-0 yenmiş, Eyüp Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Deplasmanda Sivas'la 1-1 berabere kalıp Hatay Spor'u 2-1 yenmişti Gaziantep. Galatasaray ile Gaziantep arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Eredivisie de Twente kendi evinde PSV'yi ağırlıyor. Twente'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Fiorentina ile golsüz berabere kalıp Sittard'ı 3-0 Çukariçki'yi 4 1lik skorla Twente kendi evinde yenmişti. Deplasman'da ise Fiorentina 2-1 mağlup olup Nijmegen'i 1-0 yenmeyi bilmişti. Twente. PSV ise kendi evinde Rangers'a Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup olmuş. Emmen'i 4-1 yenmiş. Deplasman'da ise Rangers'da 2-2. Monaco ile 1-1 beraber kalmış. Eagles'ı 5 2lik skorla geçmeyi başarmış Deplasman'da PSV. Twente ile PSV arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Manchester United kendi evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Manchester United form durumuna baktığımızda kendi evinde Liverpool 2-1 yenmiş. Brighton'a 2-1 mağlup olmuş. Rayo Vallecano ile 1-1 beraber kalmıştı. Deplasmanda ise Brentford'a 4-0 mağlup olup Southampton'ı 1-0 yenmişti. Arsenal ise kendi evinde Fulham'ı 2-1, Leicester City'yi 4-2 Sevilla'yı 6-0 yenmiş. Deplasmanda da hep Bournemouth'u 3-0 ve Crystal Palace'a 2-0'lık skorlarla mağlubiyeti uğratmıştı Arsenal. Manchester United ile Arsenal arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. İspanya'da La Liga'da Sevilla kendi evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Real Valladolid ile bir bir berabere kalmış. Kadizi 1-0 yenmişti. Deplasmanda ise 2 birlik skorlarla Osasuna'ya ve Almeria'ya mağlup olmuştu. Leicester City ise bir mağlubiyeti Leicester City'ye deplasmanda 1-0 skorla Sevilla almıştı. Barcelona ise kendi evinde Manchester City ile 3, -3 skorla berabere kalmış. Real Vallecano ile yine golsüz berabere kalmıştı. 6-0 skorla Unum'u yenmeyi başarmıştı Barcelona. Deplasmanda ise Real Sociedad'ı 4-1, New York Red Bulls'u 2-0'lık skorlarla mağlubiyete uğratmıştı Barcelona. Sevilla ile Barcelona arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Milan kendi evinde Inter'i ağırlıyor. Milan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Bologna 2-0, Udinese Calcio'yu 4-2 yenmişti. Deplasman'da Atalanta ile 1-1 beraber kalmış. Vicenza'yı 6-1, Olympique Marseille 2-0'lık skorla mağlubiyete uğratmıştı Milan. Inter Milano'nun form durumuna baktığımızda ise kendi evinde Spezia Calcio 3-0 yenmiş, Villarreal 4-2 mağlup olmuş, Olympique Lyon'la 2-2 beraber kalmıştı. Deplasman'da ise Lazio 3-1 mağlup olmuş, Lecce'yi Serie A'da 2-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Milan'la Inter arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Serie A'da Lazio kendi evinde Napoli'yi konuk ediyor. Lazio'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Inter Milano'yu 3-1 yenmişti. Bologna 2-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Lazio ile ise golsüz. Lazio kendi evinde ise Katar'la dostluk karşılaşmasında golsüz berabere kalmıştı. Deplasman'da ise Torino ile 0-0 berabere kalmış. Genoa'ya 4-1 kaybetmişti Lazio. Napoli ise kendi evinde Royal Espanyol'a 0-0, Mallorca ile 1-1, Ada Demirspor'la 2-2 berabere kalmış. Girona'yı 3-1'lik skorla kendi evinde yenmişti. Deplasmanda ise Hellas Verona'yı 5-2'lik skorla yenmeyi bilmişti Napoli. Lazio ile Napoli arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Serada Udinese e Calcio kendi evinde Roma'yı konuk ediyor. Calcio'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Salernitana ile golsüz berabere kalmış. Feral Pisolo 2-1 yenmiş. Chelsea 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Milan'a 4-2 mağlup olmuş. Monza'yı Serie A'da 2-1 yenmeyi başarmıştı. Udinese Calcio. Roma ise kendi evinde Cremonese'yi 1-0. Shakhtar'ı 5-0 yenmiş. Deplasmanda Juventus'la 1-1 berabere kalmış. Salernitay'ı 1-0 ve Tottenham'ı aynı skorlarla 1-0 skorla Roma deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Udinese ile Roma arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuzun var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyaları, ekstra tahminler, bonus kampanyaları Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Kanalımıza destek olmak amacı destek paketimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa videoya beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını video yorumlara bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.